Never love me, close your eyes. Only got one night. Just put your trust in me. Give me everything. I need your love tonight. So baby, please don't fight it. Put your trust in me. I'll give you everything. So hold on to me. Merhaba arkadaşlar, yeni Clash of Clans videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ejder Yarasa saldırısını göstereceğim. Yani güzel bir saldırı, birinci madenciden sonra keyif aldığım bir saldırı oldu. Hem kendi yapmış olduğum saldırıları hem de klanda yapılmış olan saldırıları göstereceğim. Önce kendi yapmış olduğum saldırıdan başlayayım. Yani şöyle bir köy geldi karşıma. 5 tane yarasa büyüsü kullanıyorum ben. Saldırdı. 3 tane hızlandırmam, 3 tane dondurmam var. Hatta dondurmaların bir tanesini erkenden kullandığım zaman problem yaşıyorum ama şey değil. Genellikle Zeppelin'i belediye binasına götürüyorum. Genelde aslında burada da çok güzel tam alınabilirmiş ama orayı da farkındaysanız bir tane buz golemi var ya, buz golemi yardımıyla da içeri sokup okçu barbar kralımı o şekilde harcıyorum. Kendime sağlıkma kaymasın diye ejderlerimi bu kısımdan yollayacağım. Bir yer belirliyorum. İstikamet belirtiyorum. Artı şöyle bakıldığı zaman da birbirlerine dönük hava patlatıcıları. Köşeyi de alayım da problem yapmasın. Ejderlerimi saldım. Balonların arkasına atacağım. Sonra koruyucumu saldıktan sonra direkt özelliğine basıyorum. Hem kaya saçardı kilitlendi birden. Bir hızlandırmamı, ikinci hızlandırmamı buraya atıyorum. İç kademeyi koruyucunun özelliğiyle beraber erkenden girsin diye. Şu kısımda temizlensin. Diğeri buz golemi erkenden yolladım. Oradaki tüm kraliye şampiyonu var. Bak çok güzel temizlemiş oldum. Ve şu an Zeppelin'ime yol açıldı. Çünkü herhangi bir vuramaz birisi. Zeppelin'de buradaki cehennemler biraz ona kilitlensin diye de bir hızdan salayım dedim ama buradaki cehennem kraliyet şampiyonu kilitlendi. O biraz kötü oldu benim için. Bak oradakini harcattı. Çok güzel şekilde de içeri soktum ve bir tane dondurmamla beraber belediye binasını indirmiş oldum. Çünkü çok fazla yan köy, yani yan şeyler çıktı. Artı iskelet bir şeyimi, yarasa büyümü üst kısımdan yolladım. Bir bakıyorum şurada bir tane büyücü kulesi var. Sadece bir ok aldığı için de iki tanesini de oraya kullanmış olacağım. Erkenden bir de cehennem kulesi de orada ya. O biraz problem. Bir dönsünler. Büyücü kulesini aldıktan sonra yarasa büyülerim kalan kısımları çok rahat alacaktır. Farkındaysanız ejderlerim içeride çok yıprandı. Kalan kısımları yarasa büyüsü temizleme görevi görmüş oldu. Son savunmaları da bu şekilde aldı. Şunlar içinde saklamış olduğum bir tane goblinimi salmış oldum. Böylelikle bu köyün üstesinden gelmiş olduk. Şöyle hızlandırayım ve diğer saldırılarımıza geçelim. Şöyle rakibini de göstermiş olayım, bir tane bizim diğer klanda göstermiş olduğu ejder yarası saldırısı var. Ya bu da elektro almış kenar tarafları temizlemek için. Ben bebek ejderi ikili diyorum. Aslında balonu biraz attırdım. Bu da olabilir kenar temizlemek için. Alt kısmı temizliyor. Ejderlerini kaydırmamak açısından. Çünkü hava pistleri kısmından girmedi. Ters kısımdan, yani diğer kısımdan girmiş oldu. Ve son kısımda da basacaktır burada. Bu da benim gibi Zeppelin'i belediye binasını almak için görevlendiriyor. Şuradaki kargaşadan kurtulup kaya saçarı aldık, şeyi taktik avcı uçağını aldıktan sonra yarasalarını devreye sokacaktır. Çünkü bu aşamadan sonra ejderler artık gidebileceği son noktaya kadar gidiyor hemen hemen. İçeride fazla yıpranıyorlar. Şimdi yıpranıp almaz. Bak şuradaki ejderi cehennemi indirsin. İndirdikten sonra direkt ejder şeyleri, yarasa büyülerini salmış oldu. Bir tane dondurmasını şu kısmı iyi kullandı. Hem kaya saçarı hem de büyücüyü attı ama bak biraz geç davranmış oldu. Onunla biraz geç davranmıştı. Sıkıntı. Çok sıkıntı. Hızlandırayım. Kalan köyü de böylelikle üşlemiş oldu. Şöyle bakalım. Diğer klan ligi savaşına, ejder yarası saldırısına geçmiş olalım. Şöyle birinci rakibi birincisine yapmış olduğumuz saldırı var. Ejder yarası saldırısında. Bu ikinci günde balkalım nasıl fullenmiş. Yani bu alemge de benim gibi artık ejder yarasa saldırısına dönmüş. Ben lig savaşlarında binici madenci artı zeplim süper büyücümü devam ettiriyorum. Böyle kenar kısımlarını temizliyor. Hava püskürtmesinin bir tanesi burada. Bu etki eder de buraya kadar zeplini bu kısmı almaya çalışacak. Şurada 1, 2, 3 ve kaya saçar 4 yarasa büyüsüne sıkıntı yapacak olanlar var. Yani şu kısma kadar ejderlerle girecektir. Artık geri kalan kısmı yarasa büyüleri halledecektir ama şöyle bir şey var, şu saydığım 1 2 3 4 tane bir tanesini oyalaması gerekiyor. Hatta şu kaya saçarı çıkartması lazım aradan. Bir bakalım şuradaki kaya saçarı bir tanesini çıkartırsa yarasa büyüleri anca iş yapacaktır. Hemen saldı arkasından. Buradan ya da şuradan sağsa biraz problem.
Fazla şey yok, dondurma büyüsü yok. 3 tane var. Onu etkili kullanması lazım ordusuyla beraber. Biraz yarasaları dağıldı ama heh, bak çok güzel. Alt kısma şeye kilitlendi. Kraliyet Şampiyon'un orada iyi kullandı. Onu önlendirdi ve büyücü hercattı orada. Yani büyücü kulelerini iyi muhafaza etmeye çalıştı ama çok da başarılı olmadı. Ama Kraliyet Şampiyon'u ayakta tutarak da oradaki savunmaları iyi yarasalileri halledek de almış oldu. Son dondurmasında cehenneme atararak Kraliyet Şampiyon'u cenaze olduğu için de aldı. Böylelikle rahat şekilde burayı da temizlemiş oldu. Yani o fazla ordusu da kalmadı. Bak okçuyu da harcadılar. Barbarlar okçuları çok olduğu için de zaten dur bakalım oraya gelene kadar da alacaklardır. Bir hemen bir şey çıkmadığı için. Artık sadece karaya bakıyor herhalde. Dal kavuklar da zaten tamamlayacaktır onu. Diğer bir saldırılara geçelim. Ejder yarasa saldırında bu şekilde yine diğer binicime yakın bir köy geldi. Şurada tam şu kısımda patlasa aslında bomba olmayacağını bilsem iki tane. İnsan güvenemiyor. Okçu Zeppelin rahat gelir. Binici madende de çok güzel gelir. Hatta şu iki kısımda çok güzel süper büyücüyle temizlenebilir. Ama fark etmiyor. Yine şu an yarasa saldırım var şeyle beraber. Zeppelin'i direkt belediye binasını almak için odaklayacağım. Bir bakalım nasıl yapmışım. İlk önce ben bu saldırıda Barbar Kralı'nın okçumu bir kısmı temizleme görevi veriyorum. Buz Golemi, okçu ve barbarla. Üst kısmı attım belki şu kısma kadar girerler diye ama buz golemini erkenden kilitlenecek, erken şey yapacak. Buz golemin özelliğini tam bitmeye yakın kral şeyimin özelliğine basmam gerekiyor. Ama kilitlendikten sonra bastım. Biraz hem de dedim koruyucunun özelliği gene ona dokunurum ama orayı biraz kaçırmış olmalıyım. Orayı açıkçası kaçırdım ama fark etmedi. Okçum orayı cehennem kulesine aldı ve rahat şekilde Zeppelin'le beraber koruyucunun özelliğine basarak da içeri soktum. Orada belediye binasını alacak. Kan yatılarım ve hızlandırma büyüsü kullanıyorum ben bunda. Çünkü balonlarla beraber içeri çok hızlı kat ediyorlar. Biraz şurada fazla kullandım. Bak şurada da çıkan şeyler buz golemlerini ordumu yavaşlatıyor ama geriye kalan tam sıkıştığı noktada can havliyle üst kısmından gelen yarasa büyülerim. Yarasalarım. Hop, son bir büyüm kaldı ama şuraları aldıktan sonra tıkanan orduyu ejderleri iyi açmış oldu. Böylelikle bu köyde üçlemiş olduk. Yarasa büyülerin son dokunuşuyla. Şuradaki büyücü de onlara vurmasaydı hızlı şey kalırdı ama çok az bir canı kalmış. Fark etmiyor. Ejderlerin de kaldığı için de son kısmı almış olacağım. Şöyle hızlandırayım. Birkaç tane yapmış olduğum hata etkeni var. Onları yapmasan zaten ordunun çoğunun sonuna bekletebiliyorsun. Diğer bir saldırıma daha bakalım. Yine böyle dağınık bir köyde geldi. Cehennemler tekli, herolara full, savunmalara öyle. Şimdi belediye binası kenarda olduğu için hiçbir şey yapmayacağım. Biraz işim rahat onun yüzden. Ters kısımdan girebilirim. Bak farkındaysanız hava püskürtmelerinin o kısımdan gireceğim. Normalde yapmam böyle bir şey. Hani yan taraftan da girerim, şuradan da girerim ama direkt yarasalarıma burada güveniyorum. Yarasa büyülerim kısmı iyi halleder, temizler diye. Büyücü kuleleri burada olduğu için, hani kaya saçallar burada olduğu için biraz ters kısımdan rüzgara meydan okuyorum. Hızlandırma büyülerimini biraz bu aşamada güvendim açıkçası. Çok hızlı şey yapıyorlar. İçeri fazla kat edemediler diye gidip bir tane dondurmalarımı orada kullandım. Çünkü ejder süper büyücü kulelerde yani süper kule demişim. Büyücü kuleleri de o kısımda olduğu için hani yarasa büyülerime fazla şey kullanmama gerek kalmaz dedim. Farkındaysanız da şunu da alsın. Farkındaysanız da temizlemiş oldular zaten istediğimi elde etmiş oldum. Biraz bu kısımda erken davrandım. Hani şey oldu. Yarasa büyülerime kilitlendi süper büyücüler ama hiç önemli değil. Burada gire çok güzel kaldıkları için de kalan savunmaları yarasalarım tüketecektir. Böylelikle bu köyde hem onların bak bir kısmı buraya ayrıldı temizliyor, bir kısmı burada temizliyor. Savunmalar odaklandığı için de ejderler şu kısımda tıkanmışsa bile geri kalan kısmı açmış oldu. Burayı da zaten Zeppelin'le halletmiştim. Böylelikle bu köyün üstesinden de gelmiş olduk. Normalde son büyümü kullanmama gerek yok ama ben öyle garantiye kaçıyorum. Diğer saldırım da bu şekildeydi. Barbar Kral da ölmek bilmiyor canından dolayı. Şöyle kalan köyü de hızlandırayım. Bugünlük yapmış olduğum saldırıyı da noktalamış olalım. Bir bakalım orduda neler var. Kısaca göstereyim. 5 tane yarasa aldım. Bazıları burada buz dondurmayı şeye indirebiliyorlar. Onun yerine zehir alabiliyorlar.
Ama ben 3 tane almayı tercih ettim. Ya da bu hızlandırmayı 2 tane yapıyorlar. Bir tane buz golemiyle kenar kısımları açın ya da hero varsa burada okçu kraliçesi falan onu götürmek için kullanıyorum. Artı hem kenarlara kaymasın diye şu üçlüye bir kısmını temizlemiş oluyorum. Belediye binasını zeplimi harcayıp kalan kısımları yarasa artı ejder artı yarasayla tamamlamış oluyorum. Bugünlük saldırım bu kadardı arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izleyip beğendiyseniz şimdiden teşekkür ederim. Herkes kendine iyi baksın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın arkadaşlar.